Herkese merhaba. Teknolojioku.com olarak yerinde takip ettiğimiz CES 2016'daki turlarımız devam ediyor. Bu videomuzda sizlere Samsung'un CES 2016 kapsamında duyurusunu yaptığı Windows 10 işletim sistemli tablet bilgisayarı Galaxy Tab Pro S'i sizlere aktarmaya çalışacağız. Çok şık bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Zaten ekran görüntülerinden de şu anda görmektesiniz. Biliyorsunuz tablet ve bilgisayar pazarı ikisi bir arada çözüm olarak da söyleyebiliriz aslında. Son dönemde oldukça revaçta ve dikkat çeken bir ürün kategorisi haline geldi. Tablet bilgisayar pazarına yeni ürünü Galaxy Tab Pro S modeliyle dahil eden Samsung bu modelle birlikte hem tasarımda hem de teknik detaylar anlamında oldukça iddialı bir ürünü bu pazara soktu diyebiliriz. Öncelikle tasarım tarafında bazı detayları vermek istiyorum sizlere. 12 inç boyutlu Super AMOLED ekrana sahip olan Samsung Galaxy Tab Pro S boyutu ve yapısı düşünüldüğünde piyasadaki en ciddi rakip olan iPad Pro ve MacBook modellerine rakip olarak konumlandırılabilir. Tabletin ekran çözünürlüğü 2560x1440 ki Windows 10 ve tablet bilgisayar çözümleri arasında bu ekran çözünürlüğünü çok fazla görmediğimizi de söyleyebiliriz. Oldukça şık görünen tabletin kalınlığı ise sadece 6.4 mm. Tabletin ve dizüstü bilgisayar diyeceğim artık. Ağırlığı ise 640 gram seviyesinde ki bu ağırlıkla da oldukça iyi olduğunu söylememiz mümkün. Galaxy Tab Pro S'in teknik detaylar tarafına geldiğimizde ise hem tablet hem de bilgisayar tarafında oldukça doyurucu özelliklere sahip olduğunu söylemem gerekiyor. Öncelikle işlemci tarafına değinmek istiyorum. Biliyorsunuz bu tarz ürünlerde Core M işlemciler oldukça revaçtaydı. Samsung'un Galaxy Tab Pro S modelinde de yine bir Core M görüyoruz ama 6. nesil Core M görüyoruz. Intel'in Skylake tabanlı 6. nesil Core M işlemcisinden gücünü alıyor Samsung Galaxy Tab Pro S modeli. Çift çekirdekli işlemci de 2.2 GHz frekansını sunuyor bu cihaz. 4 GB sistem belleğine sahip, 256 ve 128 GB olmak üzere iki farklı SSD depolama alanına sahip olduğunu da söyleyelim ki SSD sayesinde yüksek hızda veri okuma ve yazma hızlarına da sahip olacak ve cihazın oldukça hızlı çalışacağını sizlere rahatlıkla söyleyebiliriz. İşletim sistemi tarafında ise Windows 10'u görüyoruz. Biraz önce de söylediğimiz gibi tablet bilgisayarın batarya kapasitesi ise 5200 mAh seviyesinde. Pil tarafında aslında biraz daha yüksek bir kapasite olurmuş ama cihazın ince yapısını düşündüğümüz zaman ve en azından Core M işlemcisinde çok fazla güç tüketmediğini de söyleyebiliriz ki 6. nesilde bu güç tüketimi biraz daha azalttıkları da ortada. Son olarak Samsung'un yeni bilgisayarında 5 megapiksel çözünürlüklü ön ve arka kamera var. Her iki tarafta da kamera çözünürlüğünü eşit tutmuş Samsung. Son derece şık bir tasarıma sahip Galaxy Tab Pro S görüyorsunuz zaten sizde. Siyah ve beyaz seçenekleri mevcut. Tablet ve dizüstü bilgisayar deneyimini nispeten uzun pil süresi ve tatmin edici bir performansla arayanlara kesinlikle hitap edecek bir model olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Evet, şimdilik Galaxy Tab Pro S modeliyle alakalı söyleyeceklerimiz bu kadar. Cihaz ülkemize geldiğinde detaylı incelemesini de sizlere aktarmaya çalışacağız. Fuar turumuz devam ediyor. Bizden şimdilik bu kadar. Bizi izlemeye devam edin.